Sevgili seyirciler, mutlu akşamlar. Bir Sportes akşamına daha hepiniz hoş geldiniz. Muğla TV ekranlarında bu hafta ikincisini gerçekleştirdiğimiz programda sizlerle yine birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte programın hazırlanmasına emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize tekrar mutlu akşamlar diyorum ve yine güzel bir spor akşamında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam geçtiğimiz hafta yarım kalan ve bu hafta ve belki önümüzdeki hafta devam edecek olan Muğla Spor dosyalarıyla devam edeceğiz. Muğla Spor'umuz bildiğiniz gibi birlikte hiç iyi günler yaşamıyor. O iyi günlerin sebepleri ve neden bugünlere gelindiği konusunda da sayın konuğumuzla birlikte değerlendirmelerde bulunacağız diyoruz. Bu akşam çok değerli bir konuğum. Muğla Spor'da efsane başkanlardan bir tanesi. Geçtiğimiz yıllarda takımı maddi imkansızlıklar içinde düştüğü Süper Amatör Lig'den aynı yıl tekrar 3. lige çıkartan bir başkan Sayın Önder Kaytan aramızda. Onun engin tecrübelerinden ve birikiminden faydalanarak sizlerle birlikte olacağız. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Cüneyt. İyi yayınlar diliyorum. Tüm Muğlalılara selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Muğla Spor. Muğla Spor geçtiğimiz hafta Adıyaman deplasmanında oynadığı maçta belki de herkesin favori gördüğü Adıyaman'ı 2-1 mağlup edip son dakika golüyle ligde 3 puanla tekrar tanıştı ama bu 3 puan yeter mi ligde kalan 6 haftada? Matematiksel anlamda ligde kalma şansı hala devam etse de umutların son haftaya kadar taşınması için bütün maçlarını kazanması gerekiyor Muğla Spor'un. Emre Okur'un 90+4'te attığı güzel golle Adıyaman deplasmandan 3 puanla döndü. Bakıyoruz matematiksel anlamda 11 puan var sondan 5. sıradaki takımla. İmkansız değil. Mucize olur mu? İnşallah olur. Hepimizin temennisi bu. Ama mucize de olmazsa da önümüzdeki planlama nasıl olacak? Önümüzdeki haftalardaki Sportes'inde çok değerli konuklarımla birlikte sizlerle bunu paylaşmaya devam edeceğiz diyoruz. Muğla Spor'daki son gelişmeler bu. Ligde Perşembe günü kendi sahasında Silivri Spor'u konuk edecek Muğla Spor. Rakibi de düşme potasında olan bir takım. O da can havliyle Muğla'ya gelecek. Bakalım inşallah o artık onur mücadelesinden 3 puanla ayrılır diye de umut ediyoruz Muğla Spor'un. Sayın Başkan, tekrar hoş geldiniz. Şimdi öncelikle şunu soracağım. Biz başkanlık yaptığınız dönemde benim Muğla Spor'la 25 yıllık olan maceramda hep ikili ilişkilerde iyi ilişkiler içindeydik ve hep şunu söylerdiniz. Muğla Spor benim bir evladım. Muğla Spor evdeki çocuklarından ayırt edemeyeceğim bir çocuk gibi derdiniz. Ve şimdi sizin o zorluklar içinde şampiyon yaptığınız takımın puan sıralamasına baktığınızda yıllar sonra tekrar Amatör Lig'e şöyle bir ivmeyle düşüşü var. Sayın Önder Kaytan, bu tabloyu nasıl değerlendiriyor? Şimdi özellikle şunu söylemek lazım. Biz ömrümüzün yarısından fazlasını Muğla Spor'a verdik. Hizmet etmeye çalıştık. Muğla'nın tek reklam aracı orasıydı. Gurur duyduğumuz, keyif aldığımız bir takımıydı. Tabi bunlara üzülmemek mümkün değil. Gelen her başkan, her yönetim mutlaka bir şeyler katmak için gelir. Burada işleyiş hatası olduğu için bu sene bu yanlışları yaşadık biz. Bulunduğu yer gerçekten bu şöhretle, şan şöhretle dolu Muğla Spor'un bulunduğu yer hiç yakışmıyor. Ve bizleri çok üzüyor. Dolayısıyla buraya nasıl gelindi? Bunları iyi irdelemek lazım. Başarılar nasıl kazanıldı? Bunları izlemek lazım, görmek lazım. Ha, bulunduğu yeri ben yadırgamıyorum. Neden yadırgamıyorum? Yapılan yanlışlar hep gözümüzün önünde oldu. İşte pahalı transferler. Lige başlarken ne bileyim yani plan programsız gelen başkan ve yönetimi. İnsan bir yere aday olduğu zaman önce planını yapmalı. Hazırlığını yapmalı. Bu başarı nasıl gelir? Malzemeciden başlayıp taraftarı, yönetimi, teknik komitesi, futbolcular bir bütün olursa başarı öyle gelir. Yani derme çarpma transferlerle veremeyeceğim paraları vaat ederek geleceğim nokta bu. Yani uzun bir süre Muğlalı pandemiden dolayı takımıyla ilgilenemedi. Seyirci yok, taraftar yok, tenkit yok, eleştiri yok. Kendiliğinden giden bir takım. Sonuçta kaç haftalardır yenilen takım. Bizim dönemimizde 11 hafta, 12 hafta, 13 hafta bırak beraberliği bile biz kabullenmezdik. Hep galibiyet beklerdik. Açtığımız zaman defteri arkaya doğru hep böyle olmuştur. 11 hafta yenilmediğimiz çıkar ortaya. Yenilmek artık alışkanlık haline geldi. Muğla'daki yaşayan her insan, yeşil beyazın taraftarı da
sahada olmadığı için ya ne olmuş Muğla Spor diye soruyor. Mağlup. Olacağı oydu. İşte kaç haftalar sonra bir galibiyet herkesin yüzünü güldürdü. Kupada biraz başarıyı gider gibi oldu. Yani oralar soracaksın geleceğiz. Evet, detaylı ineceğiz evet. Yani iki kategoriye götürebilecek takım yoktu zaten elimizde. Dolayısıyla bu başarısızlıklar. Şimdi ne yapmak lazım? Lig bitti mi? Henüz bitmedi daha. 7 hafta var herhalde bu haftayla birlikte. Dolayısıyla bu maçları alacaksın. Bekleyeceksin rakiplerin ne yaptığını bakacaksın. Sonuçta düşerse de takım Muğla kendini sinesini çekecek. Yeniden yapılandırma yapacak. Yeniden o liglere dönmesi mümkün. Hatalardan ders çıkaracak. Ya evet kesinlikle. Bunları eleştiri bazında değil de programı Cüneyt. Biz yapıcı olarak neler yapılmalı Muğla Spor diye konuşmamız lazım. Hemen orada bir nokta koyarsanız şunu sormak istiyorum. 2009 ve 2010 sezonuydu galiba. Evet. Sizin başkanınız döneminizde. O zaman Bal Ligi de yoktu. Süper Amatör Ligi'nde mücadelemizi tamamlayıp zirvede playoff oynamaya hak kazanmıştık. Önce 3 maçlık bir Isparta, 2 maçlık Antalya. Şimdiki gibi 3. lige çıkmak da belki 1 maç 2 maç değildi o zamanlar. 5 maç final oynuyorsunuz. Ve ben bir Söke maçında penaltılara kalan maçta sizin kalp krizi geçirdiğinizi hatırlıyorum. Tribünde ölümden döndüğünüzü yanınızdaydım çünkü. Şimdi o yıla bir dönersek Sayın Başkanım. Yani o yılki imkanlar, şu yılki imkanlar, o yılki bütçe, bu yılki bütçe. O yıl nasıl bir takım kurmuştunuz? Yani takım kurarken nelere dikkat etmiştiniz ki o takım o sene Ümraniyespor şu an birinci ligde zirve oynayan bir takım, altyapısı Türkiye'nin örnek sayılabilecek kulüplerinden bir tanesi. O Ümraniye'yi biz 3-1 yendik. Fatih'in 90. dakikada ayağının artık kopma noktasına bağının geldiğinde yürüyemeyecek durumda olan Fatih'in şehri için, Muğla memleketi için nasıl mücadele ettiğini sahada gördük. Tribünün taraftar coşkusunu gördük. Yani siz başkan olarak, taraftar olarak, futbolcu, teknik adam, Kemal Dirikan'ın, kanser hastası olan Kemal Dirikan'ın tedavisine doktorun çıkamazsın demesine rağmen hastaneden kaçıp final maçına gelmesini, bizi bir geçmişe götürür müsün Sayın Başkan? Yani hangi bütçelerle neyi başardınız? Şimdi şöyle başlamak lazım. Ben 79 senesinde askerden geldiğimde 80 yılında Hamdi Gürsoy başkanlığında altyapıda yönetici olarak başladım. İlk adımım oydu. Altyapı sorumlusuydum. Daha sonra devam etti birçok genel kaptanlıklar, futbol şube sorumlulukları falan. Her kademesinde görev aldım. Ben başkan olurken futbolcuların arkasında davul çalan taraftarlıktan gelip başkan oldum. Her kategorisinde çalıştım. Tabii bu tecrübe kazandırdı. En son Erol Kutlay başkanından oraya dönmek istiyorum kısa bir bilgilendirme adına spor seyircilerine. Geldiğimde benim başkanlığıma Muğla halkı nasıl olacağını çok merak etmişti. Tabii tecrübelerimiz vardı. Biz oraya gelinceye kadar Erol Başkanım'dan devraldığım kulüpte yine para, her zaman var para problemi Muğla Spor'da. El açıyorsun. El açmak zorundasın, koşmak zorundasın, 24 saat mesai vermek zorundasın. İlin mülki amiri, valisiyle, önceleri Muğla Belediye Başkanlığı'yla, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Menteşe Belediye Başkanlığı, diyaloglarını çok iyi kurman lazım. Tabii biz o Erol Kulutay Başkan'dan takım aldığımız zaman o sene hizmet eden futbolcuların hepsini bonservislerini alacaklarını ellerine ödeyerek gönderdik. Ne yaptık başkan olmadan önce? Bir sezon öncesinde Antalya'dan Ercan Ömer'i köy hizmetlerinden, işte Burdur'dan Zafer'i, Ödemiş'ten Halil'i, Aydın Belediye'den Nevzat'ı, Ulaş'ı, Ali Gelsi. Bunları hep hazırlamıştık. Sağlık Spor'dan Hakan'ı. Bir kadro oluşturmuş. Bunlar profesyonel topçu değil değil mi başkanım? Hepsi amatör. Ama araştırmayla buldunuz tabii değil mi? Tabii bir sezon araştırdık. Çevreyle beraber. Bir sezon. Takip ettiniz değil bir mi? Bir sezon eski futbolcularımız işte Menemen'den Fikret, Aydın'dan Gazi, Sinan, Ali diye kardeşim vardı. Sizin Cemil adınıza hocam, bunlar takip ettiler. Takiptelerdi. Bu futbolcuları transfer ettik ve önümüzdeki sezonu başlayacağız dedik. Rahmetli Süleyman Soylu'yla anlaştık kendi bünyemizden. Mekanı cennet olsun. O kadro yelpaze gibi o takım o sene ligi 4. bitirdi. Halbuki spor kamuoyu diyordu ki bu takım amatör düşer diyordu. Neydi bu? Ekip meselesiydi. İçerisine yerleştirdiğimiz tecrübeliler de vardı. Ve o sezonu biz 4. bitirdik.
şampiyonluk türküleriyle kaçırdık. Tabii benden seyirci hazmedemedi tabii şampiyonluk kaçınca. Ben ayrılmak zorunda kaldım ve kongrede Osman Gür'ün başkanım talip oldu. İşte 4-5 ay o devam etti. Onun sonunda uzantısında Osman Başkan ayrıldıktan sonra çok sevdiğim Özer Kırkan Başkanım devam etti. O sezon Zeki Çakır'la birlikte benim hayal ettiğim Akyol tesisini yaptıktan sonra burada anmadan geçemeyeceğim. Sıtkı Koçman'ın çok büyük yeri var. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Ve o takım o sene Özer abinin başkanlığında şampiyon oldu. Hepimizi gururlandırdı. Keyif aldırdı, zevk aldırdı. Devam etti o takım. Sonra yıllar geçti. 7 sene gelen başkanların isimlerini söylemeye gerek yok. Takım asansör takım gibi ikincilikten üçüncülük, üçüncülükten amatör ligi düştü. Neydi bunun sebebi? Plan, program olmadan yapılan. Şimdi yaşadıklarımız mı? Benzer, evet. Aynen öyle. Plan, program yapılmadan. Yanlış transferler. İşte olmayan Muğla'nın parasını yanlış transfer yaparak, parayı başka yerlere yönlendirerek bu hale geldi. Ve bir baktık ki artık 3 yılda 2. lig, 3. lig amatör ligde bir takım. Muğla süper amatör. Neyse tekrar bize dediler ki arkadaşlarımız, büyüklerimiz yaparsan sen yaparsın bunu başkan. Gel kongrede aday ol. Aday olduk bir arkadaşımızla. O arkadaşımız da başka bir profesyonel takım alma vaat ediyordu 1,5 trilyona. Tabii Muğla'da öyle bir trilyon yok. Öyle bir valiliğimizin vereceği olanak yok. Başkanımızın vereceği bir olanak yok. Biz dedik ki biz bu kulübü kendimiz yönetiriz. Ama biz hazırlığımızı yine yapmıştık ben ve yönetimim. Neydi hazırlığımız? Kendi güvendiğim 89-88 doğumlu Erhan Kıvanç, Enver, Güneşcan. Bunun gibi futbolcular, genç çocuklara güveniyorduk. Kendi bünyemizdi. Ve geldik. Biz hiçbir zaman o kongrede şampiyon olacağız diye söz vermedik kimseye. Ama biz Muğla Spor'u süper amatörde de olsa Muğlalı hemşerilerimizin, Muğlalı taraftarları layıkıyla temsil ederiz dedik. Ama içten içe de bir şampiyonluk vardı değil mi içinizde? Tabii ki hesap vardı. Evet. Ne yaptık mesela o dönemde? Bu dediğim ana nüve genç takım artık tecrübeliler değil de genç takımdı. Buna ne lazım? Mesela Somali Yiğit'ten kaleci Fatih'i aldım. Tecrübeli abi. Fatih Denizli Belediye'deydi. Eski kaptanımız Milas'tan transfer etmişti. Fatih Arslan. Fatih Arslan'ı getirdik, kaptan yaptık. Rasim'i Pendik'ten getirttirdik. Ersan beni kırmayan, Süper Lig'de oynayan, Erzurum Spor'da oynayan Ersan'ı getirdik. Genç Muğla'da Süper Amatör'de oynattık. Tabii onlar da bir ekip oldu. Began'ı getirdik başına. Genç bir memleketli çocuğumuz. Tabii biz Began'la sezonun sonunda 3 maç kala yolları ayırmak zorunda kaldık. Çünkü biz Muğla Süper Amatör şampiyonu olmamız gerekirken Dalyan'ın arkasından ikinci olduk. Kimi getirmek lazımdı? Para yok. Tek destek. İki takım playoff oynuyordu değil mi başkan o zaman yanlış hatırlamıyorsam? Yok. 2200 takım. Tabii iki takım. Yani süper amatörden süper amatörden öyle bir şey yapıyorsun. Öyle tabii iki takım oynuyordu. Biz ikinci olarak katıldık 2200 takım içerisine. Tabii Began'ın ayrılmasıyla kimi getirmemiz lazımdı? Bizim yılların duayeni, yattığı yer cennet mekanı. Aynen. Kemal Dirkan abimizi aradık. Ben aradım. Derhal geldi memnuniyetle. Ve biz o 2200 takımın içerisinde, yani cüzi rakamlarla, uçulan değil. Mesela bir yönetim toplantısında aynı futbolcuları 481 milyon lira transferle geldiler. Ben kabul etmedim yönetimi. Muğla'nın böyle bir parası yok. Biz gittik 180 milyona. Aynı takıma aynı sezon top oynadık. 180 bin değil 180 mi? 180 bin. Yeni rakamlarla. Tabii. Ama ne yaptık? Olanaksızlık yok. Muğla Belediyesi'nin o zaman bu kadar olanağı yok. Bir tek otobüsümüz var 302. O da beldelere şey yapıyor, nakliye işleri yapıyor. Ve o olanaksızlıklar içerisinde işte örnek sürücü kursunun Isuzu otobüsüyle arkasında bir şeyle Peugeot minibüsle malzeme taşıyarak sen de şahitsin. Evet aynen. Gruplara gittik. Önce Isparta'ya gittik. Isparta'da geçtik. Şampiyon olduk geldik. Ondan sonra Antalya'ya gittik. Tabi buraları giderken de bazı şeyleri iyi yapmak lazım.
Yani dostları iyi kullanmak lazım. Bir başka ili çıktı, biz yer değiştirdik. O gruptaki takım. İkili ilişkilerle oluyor değil mi? Yani böyle oldu bunlar. Tabii burada anıtın önünde yaptığım konuşma gibi o günün valisi, şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız, bütün milletvekilleri, herkesin tırnağı var o işte. Tek başına Önder Kaytan'ın yapacağı bir iş değil. Muğla kenetlenmişti. O gün karşılama hala gözümün önünde. Yani Gümüşlük'ten tut, ta Seki'deki anaların, bacıların, dedelerin dualarıyla biz o sene şampiyon olduk. Ve nitekim bıraktık. Dedik ki biz görevimizi tamamladık. Aynı sene asansör takım gibi yine düştü takımımız. Bal Ligi imdadı yetişti. Demirören federasyon başkanlığı döneminde Bal Ligi'ni de Emin Erbaşkan aldı. İşte sonra Haluk Başkan'ın şampiyonluğuyla. Ben başarıyı ve başarısızlığı şöyle niteliyorum. Kendi kafamda canlandırdım. Bu iş ekip iş. Yani siz filancı menajerle filancı takımda Nazilli Spor'da bu sene bir futbolcu aldılar. Yani o takım dünya para verildi. Çocuk bir senedir top oynamıyor, bilmiyor hiç kimse. Ya bunlar önceden hazırlık yapmak lazım sezonu. Ya geliyor şimdi bizim yönetimdeki arkadaşlar, bunu eleştiri olarak ben kesin eleştiriyorum. Cüneyt Erdan iyi topçuymuş. Kaç para? 300 milyon lira. Kardeşim sezonun daha 5 maç oynuyorsun. 4 maç kadrosunun primini veremiyorsun. Vaat ettiğin parayı veremiyorsun. Ondan sonra yalvar valiye koş, büyükşehir belediyeye koş. Futbolcunun parasını yatırma. Nihayetinde o da emekçi. Para kazanıyor, çoluğunun çocuğunu besleyecek. Sahaya motivasyon, o parasını almanı çıkamaz. Ya, alamayınca olmuyor tabii. Ha, vaat ettiğin parayı verirsen, gününde parasını ödersen sahada başarı gelir. Devre arasında yine içim acıyarak gittim. Hüseyin Nizamoğlu'yla birkaç yöneticiyle görüştüm. İşte çok size şöyle olacak, böyle olacak, transfer yapacak. Bütün senaryolar yazıldı. Herkes yardım etmeye çalıştı. Başta kaymakamımız dahil, başkanlığında, iş adamlarımız, isimlerini söylemeye gerek yok. Biz yardım edeceğiz, bu takımı ligde bırakacağız. Ya bu yardım böyle olmaz. Bu takım kendi, yani bir de şöyle bakalım, bir arkaya bakalım, başarısızlık gelmez mi Cüneyt? Şimdi bizim dönemimizde İnanlar, Hasanlar, Kaleci Hasanlar, ne bileyim Ozan Sol, bunlar bizim genç takımdan, Emin Erişte'nin sattığı, Altın Ordu'nun sattığı futbolcular. Altyapıya sakın girmeyin, altyapı, yani uzun sonra soracağım bir soru. Altyapı başlı başına bir konu. Şurayla bağlı ama. Evet. Şurayla bağlı. Taylan Antalya'yı biz sattığımız zaman 13 yaşındaydı. Şimdi Galatasaray'da milli takım. Hatırlıyorum o günü. Şimdi bir dönelim bakalım Cüneyt. Sen de bulundun kulübün içerisinde. Evet. Son 6 sezondur bir tane Türk futboluna kazandırılmış Muğla Spor tarafından bir futbolcu sayıya şuraya satılmış. Ona tekrar gireceğim de başkanım, ben sezon başına dönmek istiyorum. Evet. Bir kongre yapıldı. Konak Altı Kültür Merkezi'nde. Kongrede bir hafta boyunca mevcut bir iş adamının aday olacağı konuşuldu. Mevcut başkan aday olmayacağını deklar etmesinden sonra. Sonra o mevcut başkanın karşıdaki adayın temlikler nedeniyle vazgeçilmesi sonrası tekrar halihazırda hemen bir günde bir liste çıkartıldı. Evet. Takım kamp yapmadan lige çok kısa bir süre kala olduk oluşturacak bir takımla lige girdi ve sonuç ortada. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o kongrede siz var mıydınız kongrede? Vardım. Anımsıyorsunuz yaşananları. Ben hiçbir kongreyi kaçırmadım. Anımsıyorsunuz yaşananları. Yani o günlere bir dönelim. Yani böyle olmalı mıydı? Şimdi bir kere böyle olmamalı. Bir kere olmamalı. Ben isim vermeden televizyonda izledim. Biz şeye gittik, gruplara gittik biliyorsunuz. İkincilik grupların Antalya'ya. O gün gördüğüm takım içler acısıydı. Yani bir Muğla sporlu olarak, hele hele bu dümenin başında bulunmuş bir adam olarak çok kahroldum ben ya. Yani Soma'yı öyle bir maç kaybedecek bir takım değil bizim takım. Olumsuzluklarla gitti. Gitti, kongre gecikti. Ya kongre kararı alacaksan Haziran'da al. Yerine gelecek insan temlit mi kaldırıyor, temlit mi koyuyor, parası, pulu. Yani değerlendirsin bu takımı. Ne oldu? 10 gün kala kongre, Egemen Hoca geldi, günah keçisi, derme çarpma takım, 10 gün sonra idman yapmadan maça çıktı. Devreye kadar bu böyle gitti.
Ve birçok şeyi şahit olduk. Başkan bizi çağırdı, toplantılara çağırdı, takım alacak olan var dendi. Bir sürü şeyler oldu. Onları girmek istemiyorum. Ya beklenen buydu zaten. Devre arasında da alınan Erol'un kendiliğinden istifa etmesi. Ya bir başkan, ya bu emek vermişsin sen bu kulübe. İşin olabilir, gücün olabilir, her şey olabilir. Ya sezonun başında talip olmayacaksın o kongrede. Tamam diyeceksin. E şimdi arkadaşlar, temlit kaldırdın kaldırmadın. İddiadan gelecek para. E şimdi o da yok düşersek. Şunu sorayım size. Yani bu takım geçtiğimiz playoff oynadı. Siz de söylediniz. Playoff oynayan takıma baktığınız zaman teknik kadro, futbolcu ve başkan yönetim başarılı değil mi? Yani tablo o gözüken. Tabii ki. Peki aynı başkan bu sezona başlarken yönetimini tazeleyerek girdi. Bu sezon aynı başkan için başarılı diyebilir misiniz? De istifasına kadar. Bunu söylemek mümkün değil ki. Neden mümkün değil? Benim gördüğüm kadarıyla Muğla Spor'da şunu iddia ediyorum. Ben üzerine alınan alınsın. Başkanlar yönetir olmuş Muğla Spor'u. Bizim dönemimizde öyle değil ya. Biz geldik mi 21 yönetici yanımızda. Bir hafta ne girmiş ne çıkmış fotokopisini çeker yöneticilerini koruruz. Yani toplantıda bakamayabilir, gelir gider nedir, hangi futbol nereye verilmiş diye. Alır götürür evde, çalışır dersine, ertesi gün öbür hafta pazartesi toplantıya gelirdi. Neden değişti Erol'un yönetimi? İçinde pırıl pırıl insanlar vardı. Bu memleketin iş adamları vardı. Tek başına Erol Başkan kendim yönetiyorum derken işte 5 kişiyle 6 kişiyle yapılan yönetim toplantılarında ve plansız programsız yapılan transferlerde günah keçisi Egemen'in üstüne kesilir. İşte Erol Egemen Hoca başarılı mıydı? Şimdi tabloya bir bakıyoruz. 8 maç 5 puan. Diğer hocalara bakıyoruz. O çok maç oynanmış. Takımın geldiği puan doğru mu yine ortada. O zaman Egemen Hoca suçlu mu oluyor? Ya şimdi gerçekten Cüneyt, bunlar böyle kafa kol ilişkileri. Ya da siz istifa edecekseniz Egemen Hoca 2 gün önceden neden gönderiyorsunuz? Kamuoyunda konuşulan konular, o yüzden aktarıyorum size. Tevhi niye getiriyorsunuz? Kim? Ne kadar tanıyor takımı? Ya nereden buldunuz geldiniz? Ha Muğla Spor'un bak bu sezon, koşko sezon boyunca ben net söylüyorum. Takımın genel kaptanı, ya böyle bir model yok arkadaş ya. Muğla Spor'un böyle bir parası yok. Bilmem ne direktör, tamam inanabilirim. Abdullah Eskisar'dan bahsetmiyorum. Böyle bir şey olabilir. Ama bu işi önceden hazırlıklı olman lazım. Yarı devrede olacak bir iş değil. Osman Kurt geldi yedekten. Benim yöneticimdi. Ve çocuğun katkılarıyla kupada birçok yere gidildi. Birçok şey vardı. Ya ben şunu anlayamıyorum. Takım başarısızsa bir başkan soyunma odasına girer. Anlatır, kendini anlatır. Neden para bulamadığını anlatır. Ya bunlar hiç olmadı. Gelsin para, ver 300 milyon lira. Sağda başarı playoff'u kaldı. Kaldı. Başarıydı. Güzel. Ama önündeki sezon... Neden çıkamadı playoff'tan peki sizce? Ya bence yani aç çocuk nasıl gidecek, oynayacak playoff'a? Para yok cebinde. Sezon başında mücadele eden takım bu değil miydi? Aynı takımdı. Ya aynı takımdı. Sen koronavirüs çıkmış. Dünyanın başını bela almış. O takım gelmiş playoff'a gidecek diye bilmem ne yurdunu yerleştirirsen takım, olacağı bu olur. İnternet olmazsa ufak şeylerle mutlu edeceksin futbolcunu. Yani parasını veremiyorsan ya internetle mutlu edeceksin, keyif aldıracaksın. Seni gidecek forması için oynayacak, para için oynamayacak sadece. En son Tevfik'in yaptığı kaptanımız zaten para alamıyor. Bir başka takıma gideceğim diye penaltı yaptırıyorsun onu ya. 5 dakika önce sakatım diyen adama. Yani bu kadar basit. Oyundan çıkmak isteyen İşte adam. Başarı nasıl gelir sahada? Aynen. Şunu böyle sormak istiyorum başkanım. Siz anlattınız ya, yani imkansızlıklar içinde motivasyonla da bazı şeyler yaptırabilir diye. Sevgili seyirciler, 2009'da Sayın Başkan da biz Isparta'da üçlü finallerdeyken şampiyon olduğumuz sene Isparta Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi uygulama otelindeydik değil mi başkanım? Yansıtı. Evet, ilk. Takımı o gün birinci maçını, ikinci maçını kazanmış. Artık yavaş yavaş üçüncü G'ye ilerlerken yemek yiyoruz. O sağ olsun otelde bir yer ayarlamış. Futbolcu ve sadece bizim kullanabildiğimiz bir mekanda. Kaptan, takım kaptanı Fatih dedi ki, bir de takımın ağabeyleri, ya başkanım biz yeniyoruz ama cebimizde para yok. Yani ne olacak bu durum dedi, yani takım kazanıyor ama sen prim vermiyorsun. Sonra başkan karşımızda oturuyor. Bu çok güzel anıdır. Herkese anlatırım ben bunu.
10 dakika sonra başkan bir konuşma yaptı futbolculara. Ha, para verdi mi? Para vermedi yine. Ama 10 dakika sonra o para isteyen futbolcular başkanı omuzlarına aldı. Ben de dedim ki yani bu nasıl bir iştir? Yani bir motivasyon konuşmasıyla 10 dakika önce tabiri caizse para için ağlayan topçuyu 10 dakika sonra sevinçten ağlatan bir başkan. Sayın Başkan, herkese nasip olmuyor herhalde böyle yeteneklerle, değil mi? Şimdi orada çok tabii ki çocuklar. Bir de sizden dinleyelim. Haklı, olarak. Çocuklar haklı. Burada şampiyon olamamışız, ikinci gitmişiz. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin uygulama otelinde kalıyoruz. Yöneticinin cebinde 1 lira yok, bizde yok. Yok da yok. Çocuklar finale kaldı, oynayacaklar maçı. Gayri ihtiyar işte çoluk çocuk para falan. Ya ben bir konuşma yaptım orada, bir 15 dakikalık konuşma yaptım ama konuşmanın şeyi, maddesi şuydu, asıl üzerinde durdum. Ya paramız yok çocuklar. Size para veremiyoruz. Amatör topçu mu dönmek istersiniz Muğla'ya? Yoksa şampiyon olmuş 3. lig futbolcusu olarak mı dönmek istersiniz? Takdir sizin, tercih sizin dedim ben. Nerede silah olacak benim elimde kullanacağım? Tabii ki futbolcuyu vereceksin gaza. Verdiğin zaman gazı da alacak. Ondan sonra da gittik 4-0 yendik. O gülü oynaya Muğla'ya geldik. Muğla'da da aynı işlemi söyledim. Biz orada donatıma elenip gelseydik ne olacaktı? Şimdi hepiniz evdeydiniz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Koskoca şehir Muğla ili, herkes sizin emrinizde. Transferler yaptılar, isimleri ya, şampiyon kadro olarak. Buydu ufak nüveyi yakalamak ya. Ufak nüveyi yakaladığın zaman onu buldum, işledim futbolcu. Genç çocuk bu. Her şeyi yapar, oynar, kaldır takım. Ya çok güzel şeyler olur. Olmaz mı? Niye olmasın ya? Ama işte parayla. Tamam, para varsa vereceksin o zaman. Bak Ali Koç veriyor işte. Ama başarı yok. Ama ne yapıyor? Veriyor. Herkesinkini veriyor. Mutlaka yakılacak bir gün, başarıya gelecektir. Ama onun dayanma gücü var ama bizim Muğla'nın yok öyle bir gücü. Tabii ki. Muğla Spor'un öyle bir gücü ne yok. Ne başkanların ki. Ne de şehrin böyle tabii bir gücü ki. Yok. Tabii ki. Yani biz Muğla Spor'da gerçekten bir de şu bırakalım artık Cüneyt ya. Bu önümüzdeki tabloyu koyalım biz. Geçmişte kaldı. Şimdi koyacağız. Bir siz de soluklanın Sayın Başkanım. Tamam. Takım geçtiğimiz hafta Adıyaman'a gitti. Adıyaman yense lider olacak. Bizim takım ne hikmetse deplasmanda yeniyor. Bir de lideri yeniyorlar yani. Bu maçı takip ettiniz mi? Öncelikle onu sorayım. Hayır, şunu söyleyeyim. Ben orada bir şey söylemek istiyorum. Demek ki bu maç sahada oynanan futbol hocayla, direktörle, Hasan Hüseyin'le olmuyor. Hocasız gitti. Osman Kurt götürdü yönetici. Özcan Hoca'nın ve sevgili Uğur ve kaleci hocamız Bekir Hoca'nın hakkını verelim. Yani onların da motivasyona katkısı olmuştur. Tebrik ederiz bunları. Tabii. Bizim Molalı teknik adamlarımız onlara. Yenebiliyormuş demek ki. Yani olabiliyormuş. Sevgili Mert, yönetmenimiz hazırsa maç görüntülerini, röportajları var. Bu arada bizlere bu röportajın ulaşmasını sağlayan sevgili Berkay Göcekli kardeşime de teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Hazırsa bir Adıyaman'a gidiyoruz. Hocam, onur mücadelesinde galibiyetle ayrılıyoruz. Görüşlerinizi alabilir miyim? Karakter koydu ortaya. Oynayan, oynamayan herkes aynı şeyi hissetti, aynı şeyi düşündü ve uygulamaya çalıştı. O da Allah'a verdi. Aslında bizde 3 puan varmış. Bu mücadelenin karşılığı 3 puan. Keşke gönül ister ki ligde konumumuz bu şekilde olmasaydı. Daha rahat olsaydı, daha rahat gelseydi. Daha hedefimiz bu kallarda ilk grup olarak gelseydik ama yapacak bir şey yok. Kulübün formasını, renklerini, armasını en iyi şekilde hissetmeye çalışıyoruz. Oyuncularımız gerçekten çok karakterli bir duruş gösterdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İnşallah bundan sonra Muğla Spor için, kulüp için her şey çok daha güzel olur. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet, dünden beri oyuncularla zaten aynı şekilde konuşuyordum. Bu ligde her şey olabilir. Matematiksel olarak bitmediği takdirde mutlaka mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiç o en önemli şeyin şehrimiz için, şehrimizin forması için ter dökmelerini istedim. Adamlık duruşu sergileyeceğimizi söyledim. Aslanlar gibi çıktı arkadaşlarımız. Oynadılar. Çok büyük bir farkı kaçırdık. Bundan önceki maçlarda kaçırdığımız puanlara çok üzülüyoruz. Maalesef. İnşallah onları aramayacağız. Emre abi. Biz sahada niye yapmıyoruz kardeşim? Biz böyle bir takımız Allah aşkına söyleyeyim.
çok konu vardı. Markayı temsil ediyordunuz. Bu formanın hakkını verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Adamlık gösterdiniz. Hepinize anılar öpüyorum. Tebrik ederim. Keşke sezon boyunca bu muhteşem görüntüleri hep yaşasaydık da şimdi bu sıkıntıları konuşmuyor olsaydık diyoruz. Bu arada görüntüleri izlerken de sevgili Hüseyin İzamoğlu'nu gördüm. Herhalde en çok emek verip de bu tabloyu hak etmeyenlerden biri de o olsa gerek. Maddi manevi gecesini gündüze katıp hala da devam ediyor. Sayın Başkan, siz az önce girdiniz ama ben hep engelledim. Dedim ki o geniş bir konu. Siz de geçtiğimiz yıllarda şu an Türkiye liglerinde gururumuz olan birçok futbolcu ki en büyüklerinden bir tanesi Hollanda maçı ve diğer Norveç maçında da gördük. Taylan Antalyalı. Bizim gururumuz o. Her ne kadar Instagram'daki hesaplarına Muğla Spor logosunu koymasa da yani Muğla Spor formasını paylaşmasa da ama tabii ki sonuçta Filiz lisansının çıktığı kulüp biziz. Yani tabii. İlk amacıyla. Şimdi bir geçmiş altyapıya bakıyoruz. Liglerde mücadele eden bir sürü topçu sayabiliriz. Bir de şimdiki altyapılara bakıyoruz. Yani sorun nerede? Altyapı hocasında mı, altyapı tesisinde mi, altyapı imkanlarında mı, altyapı yöneticisinde mi, altyapı sahasında mı? Yani derin işlersek Sayın Başkan nerede hata yapıyoruz? Şimdi bir kere koronavirüsten önce Filiz takımlar vardı, iyi futbolcular vardı işlerinde. Sabri'nin, teknik direktör Sabri'nin nezaretinde. Zaman zaman cenazelerde, düğünlerde denk geldiğimiz yerde sohbet ediyorduk. Altyapı. Yani bir Saburhane sporu yapabiliyor mesela. Hüseyin Başkan'ı tebrik ediyorum. Halı sahada da olsa, orada da olsa, orada da olsa genç çocukları, yetenekli çocukları futbola, sporu kazandırmaya çalışıyor. Güzel bir olay bu. Fakat bizdeki yani bu sönen bir tarihte altyapıdan çıkmayan futbolcular artık Enverler kimler vardı ya? Bir sürü futbolcu vardı altyapıda. Önem veriyorduk. Futboldan ekmek yiyen isim çok. Tabii. Ya bir kere şimdi altyapı yok. Bir ara bir model kurmaya çalıştılar Haluk Başkan şeyle, Began'la. Onda da başarılı olamadılar. Çünkü menfaatler çakışıyor orada. Neden menfaatler çakışıyor? Began'ın bir takımı var. Onun da sıkıntıları yaşanıyor Sayın Başkanım. Yani o dönem yapılan sözleşmeler neticesinde bazı futbolcuların Began Hoca'da bonservis olması nedeniyle profesyonel yapılamadığını gördüm ben, şahit oldum kulüpte. Hala çözülemeyen sıkıntılar var. Tabii ki orada çünkü şey vardı, yani iyi niyetle kurulmuş bir şey. Ama İşletilemedi ama. İşletilemedi, yürümedi. Neden? Menfaatler çakıştı. Futbolcu profesyonel olacaksa Muğla Spor ben alırım dedi, öbürkü ben alırım dedi. Çocuklar ortada kaldı. Bayağı hırpalandılar. Geçen sezon benim bildiğim Sabri Hoca'nın U16'larda 3 futbolcu Antalya'ya transfer edildi. Gitti. Biz profesyonel yapamadık, Antalya'ya gittiler. Şimdi ne yapmak lazım? Yani ne yapılır? Altyapı nasıl olur? Altyapı da koşacak diye. Altyapının başına koşsun. U12, 14, 14, 16, 16, 18 arası dersin 3 tane. 3 tane de hoca koşsun. Senin işin bu dersin. Başka işin yok. Teknik direktörün ne veriyorsan kulübün olanakları, bak demiyorum. Kulübün olanakları neyse onu da alınsın, sunarsın yukarıdaki takımın gibi. Onlar devamlı antrenman eder, spor yapar, müsabaka yapar. Gönderilenleri bizim oğlan diye bundan olmaz diye kenara koymazsın, oynatı oynatı olur. Biz Aydın Belediye'den hep böyle benim yanımda yöneticilik yapan arkadaşlarımız güler. Ali geldi vardı. Ali'yi biz çok sevdik. Güzel zurna çalardı. Burada grup maçlarında Aydın Belediye iyi toplar oynadı. Fakat Ali'yi biz transfer ediyoruz. Bonus diye de Nevzat'ı getirdiler yanında. Nevzat bu futbol Muğla'da mükemmel futbol oynadı. Futboldan ekmek yedi. Ali olmadı. Demek ki oynata oynat oluyor bu iş. Israr edildi. İstikrar önemli değil mi? Kesinlikle önemli. Ben Muğla'da yaşayan herkes, her sporcu ailede tayin olmuş gelmiştir. İşi babası buraya kurmuştur. O Muğlalıdır. Ben ayrım yapmam. Muğlalı yabancı ayrım yapmam. Dışarıdan geleni de ya Süleyman Sabek, Süleyman Aydın'dan geldiği zaman lisede yeşil beyaz formanın çamalı çiziyormuş. Sahada da top oynuyordu yürek koyup da. Ve iyi
İyi paralar kazandı bunlar. Halil öyle. Üstelik birinci liglerde oynadılar. Ya altyapı illa ki buraya aldığın takım U14'e U11. Ya arkadaşım, Muğla'da gezen birçok sporcu arkadaşım var benim eski. Yani oturuyor yeşil bir yerde işte. Ya taş oynuyor ya muhabbet ediyor. O insanlar diyeceksin ki bak kardeşim Tara git. Bodrum'u izle, işte Antalya'yı izle, Aydın Belediye'yi izle, git ver eline mazot parasını, yeme parasını. Eski evet. Sporcularımız tarayacak, getirecekler. Yeni model bu. Getirecekler futbolcuyu. Sen alacaksın bünyene. Scout dedikleri değil mi? Tabii. Her takımın scout. Tabii ya. Bizde bir ara yapıldı. İzleyecek. Biz Ozan abiler falan gelmişti. Ödeneksizlikten ikinci, üçüncü maçta bitti. tabii. Yani şu taraf para... Abi, yani uçak bileti ya da işte mazot paraları ödenmediği için üçüncü maç sonunda bitti. Biraz önce altyapı bu işte. Altyapı öyle aldın takımı işte genç takımda oynattın. O'dan 12'den 14, 15'i getirdin. Değil altyapı. Tarayacaksın bölgeni. Yani sadece bölge değil başkanım. Okulları tarayacaksın. Yani Muğla'da merkezde ya da ilçelerde ya da köylerde ne zehir gibi çocuklar var yani taransa. Beden eğitim öğretmenleriyle iyi geçineceksin. Onlardan bilgi isteyeceksin yani doğrusu ya bu. Ya tabii bunlar böyle olmak zorunda. Kemal Derkan ne yapmış Rıdvan? Şeytan Rıdvan. Nasıl bulunmuş ya? Kemal olmuş adam. Adam orman mühendisi. Ağaç ölçmeye gitmiş. Nazilli'de gelirken de görmüş. Birkaç maçını izlemiş, takip etmiş. Aldı geldi 8 ayda Bolu'ya gitti. Yani ve Türkiye'nin, dünyanın futbolcusu oldu. Altyapı bu işte, takip etmek, izlemek. Bizde son yıllarda yapılıyor mu peki bunlar? Yok. Bizde son yıllarda önüne bir ekran... Siz nasıl başardınız başkanım? Bir ekran koyuyorlar önüne. Taylanları falan nasıl alimleri başardınız? Şimdi ben Taylan'ı hazır buldum. Bak ben yalan söyleyemem. Taylan'ı ben tespit etmedim. Taylan'ı hazır buldum. Kimdi? Began Hoca vardı başında. Yani yetenek, mükemmel bir yetenek. Rüştü Başkan aracı oldu. Mehmet geldi alıyoruz bunu dediler. Biz de sattık. Buraya. 30 milyonu şeyi verdik. Bolu'ya verdik Güneşcan'a. 30 milyonu Taylan'a verdik. Buca'ya 13 yaşındaki çocuğa. Aynı sezon. Yani taramak lazım, bakmak lazım. Bakmadan olmaz. Koy örneğin ekran. Hoca geliyor, menajer. Beni de arıyor her gün. Hoca değişiyor. Benim telefonum hiç durmuyor. Eski başkan abi şöyle yap böyle yap şunu şuraya yapalım ben karışmam benim işim olmaz. Hüseyin Nizamoğlu'ndan bahsettiniz. Gerçekten son dönemde iki sezondur fedakarlık yapan bir yönetici. Devre arasında da bu işi kongre olmadığı için götürürüm deyip inananlardan bir tanesi. Elinden geleni yaptı. Elinden geleni yaptı ama bazı şeyleri yanlış yaptı. Bu politika gibi olmuyor başkanlık. O Muğla Spor Başkanlığı ayrı bir yer. Ama inşallah muvaffak olur. Şimdi ne kadar alacağı olduğunu bilmiyorum. Temlit olayı vardı ya da çok kısa geçtik. Herkes temlitte gözü verirsen paramı alırım diyor iddiadan. Şimdi onu garibimin de düşerse takım iddiadan gelecek para kalmıyor. Amatör kümeye düştün. Hazırlık yapması lazım. Oraya gireceğiz Sayın Başkan da şunu sormak istiyorum. Yani siz de sizin zamanınızda da vardı. Şehir takımına sahip çıkıyor mu? Yani bu şehirden kastım şu. Yani valilik olur, yerel yönetimi olur, STK'sı olur. Ne bileyim yani esnaf olur bu anlamda. Sahip çıkıyor mu takıma son yıllarda ya da geçmiş yani bir bezginlik mi var insanlarda artık hep verdim mi söyleniyor? Bence değil Cüneyt ya. Bence değil. Ben ya da o tablo oluşturulamadı mı yani? Bence bu memleketi idare eden, başta sayın valilerimiz, uzun süredir Muğla Belediye Başkanlığı yapan Osman abi, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı, Bahattin, daha ne yapacaklar ya? Daha ne yapsınlar Cüneyt? Biz 23 milyon aylık 23 bin lira yemek parası veriyorduk. Bunu karşılıyor. Otobüsün var altında. Canım al şu 2 trilyonu. Ya transfer ederken, X futbolcu alırken sen önde Haziran'da biterle. 300 milyon alacağını, 100 milyonu bağla, gelirlerin dengelerini kur. Bu yani idareler, valilik, Büyükşehir Belediye, Menteşe Belediyesi daha ne yapacak kardeşim ya? Akyaka'da istediğiniz büfe verdiler. Her tarafta var gelir kaynağınız. Trendi var, Muğla Spor'un şimdi alınmış bir yerlerinden, bilmiyorum Ula Belediyesi'ne geçmiş, tam bilemiyorum. Ya şu anda Muğla Spor'un kör metelik geliri yok. Yok, 1 lira geliri yok. Neden yok? O başkan gelmiş bu büfenin parasını alacağım demiş almış götürmüş. 5 senelik
kira sözleşmesi yapmış. Öbürü bir tek yeşil beyazdan gelecek para var. O da pandemide kapalı. Pandemiden kapalı olduğu için oradan da kira alınamıyor. Yani bunu planlamak da Muğla Spor'un bir adı var. Muğla Spor süper amatördü de olsa Muğla Spor'dur. İkincilikte olsa da Muğla Spor'dur. Ve burada bulunan mülki amirler hepsi seçilenler, atananlar. Herkes Muğla Spor'u elince, karınca, kaderince milletvekiller dahil seferber olurlar. Ben neden derim? En büyük başkan benim derim. Neden derim? Demem şudur. Ben politik değilim. X partinin taraftarının başkanı değilim, il başkanı değilim. Ben bütün partiler üzeri Muğla'nın, Muğla halkının başkanlığını yaptım ben geçmişte. Ondan da büyük şeref, onur duyuyorum, keyif alıyorum, zevk alıyorum. Yani Muğla Spor hiçbir zaman hiç kimse elini çekmemiştir Muğla Spor'dan. Çekmez. Gider ama yasa, ölçüler çerçevesinde. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız da her türlü katkıyı sağlar. Menteşe Belediye Başkanımız amigo gibi sağlıyor. Allah razı olsun. Giden valimiz, yeni gelen valimiz hep Muğla Spor'un yanındalar. Ama ölçüleri, yani şöyle olmayacak. Ben Muğla'nın başkanıyım, Muğla'nın yönetimiyim. Her dediğim olur. Öyle bir dünya yok kardeşim ya. Öyle bir dünya yok. Sen yerini bileceksin. Muğla Spor'un şımarık evladı olmayacaksın. İstemesini bileceksin. Ve verecekler. Onunla da geçinmeye çalışacaksın. Bütçe bu. Herkesin bütçenin. Muğla TV. Gelirini 10 liraysa 110 lira harcarsa ne olur? Yürümez. O zaman da biter. Yürümez. Muğla Spor'daki tablo bu. Faz edelim ki Sayın Başkan, şu anki tablo yani biraz onu da gösteriyor. Yani içimiz kan ağlasa da bunu konuşabiliyoruz. Takım yani bala doğru öyle inişte. Yani çok büyük mucize olması lazım ki üst takımlar kaybedecek, sen kazanacaksın ki. İnşallah olur, hepimizin temelisi o da. Olasılar üzerine de konuşmak lazım Sayın Başkan. Sizin gibi tecrübeli bir eski başkandan bununla ilgili düşünceleri almak lazım. Ola ki takım bala dönüş yaptı. Ne yapılması lazım? Peki Hüseyin Nizamoğlu geçtiğimiz hafta program öncesi demişti ki talip olan olursa kongre kararı alırız. Ama talip olan olmazsa yani kongre olağanüstü olması gerekiyor. Olan kongre yok zaten. Sizin fikirleriniz nedir bu konuda? Şimdi bence şunu yapmak lazım. Bir kere takımı düştü diyemeyiz. Kovalamak zorundayız. Evet. Nedir? Bak Adıyaman'da ne güzel başkan, başkan başında. Lazım. 3 puan aldılar, geldiler. Perşembe oynanacak maçta da yenebilir. Yenmek için hazırlanmak lazım. 7 maç alacaksın. 7 maç sonunda biraz önce program başladığımız zaman söylemiştim. Üstteki takımların aldığı sonuçlar da önemli bizim ligde kalabilmemiz için. Düştük, bala gittik veya düşmeyeceğiz. Bunları söylemek mümkün değil. Ama olasılar konuşmak. Her 90 dakika final Muğla Spor için. Alacak ama sonuçta 7 maçı da alırsın, puana ulaşırsın. Bu sefer de diğerler de almıştır, yine düşmüş. Son 3 maça kadar her şey netleşir. Yani şimdi burada Muğla'nın netleştirmesi gereken bir şey var. Sayın Valimizin, işte Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Menteşe Belediye Başkanımızın bir program çizilecek. Halihazırda kongre yok, olağanüstü kongre yok. Hüseyin Nizamoğlu hem maçlarına bakacak hem senenin hazırlığını başlayacak. İster bal ligi, İster üçüncülük. Senenin hazırlığını başlayacak. Bütçesini ona göre yapacak. Altyapısını ona göre kuracak. Hocasını koyacak. Hangi hocayla çalışacak şimdiden senenin planlamasını yapacak. İyi oyuncular takip edilecek. Kendi bütçesiyle bu ligi varoluşunu devam ettirecek. Çok güzel. Bak ben, seneki bal iyice takip edilmesi lazım. Tabii tabii. Yani orada mesela Evşin var şu anda getirdiği yedekten de olsa yönetimde genel kaptanlık yapıyor. Özgür Hoca var, futboldan anlayan. Bunlar yayılacaklar. Geçtiğimiz hafta bir polemik yaşandı. Duydunuz mu bilmiyorum. Yönetim Adnan, gol kralı Adnan'la görüşme yapıldı, Yazıcıoğlu'yla. Cuma günü kararı bildirileceği konuşuluyor. Adnan, Yazıcıoğlu tarafı da Cuma günü sözleşme imzalanacak niyetiyle geliyor, hazırlıklara başlıyor. Ve ondan sonra yönetim diyor ki biz mevcut hocalarla devam ediyoruz sezon sonuna kadar. Yönetimden size onay çıkmadı. Böyle bir polemik de yaşandı. Hatta gazetelerimizde yer aldı. Muğla Spor Kulübü de resmi açıklamayla bu işin böyle olmadığını anlatmıştı. Yani Adnan Hoca'ya Cuma günü sözleşme imzalayacağız sözü verilmediğini, yönetim kararıyla red kararı çıktığını dediler.
Adnan Hoca için gelecek yıl planlaması yapılıyordu konuşulanlar arasında. Yani sizin dediğiniz noktaya çıkmıyor mu? Hoca işinden belirleyip iyice araştırması gerek mi? Tabii hazırlığını yapacak. Adnan'ın ben duydum ismini. Adnan Molaspor'a büyük hizmetleri olmuş. Bu memleketin evladı. Ama şunu da söyleyeceğim. Molaspor'un devre arasında futbolcu transferin değil de sadece orada hoca transferinde çok isabetli bir karar vermişlerdi. İnanmıştım ben. Çünkü ligi tanıyordu çocuk. Mehmet Hoca. Yani Alayın doğru bir karardı bana göre. Ama sezonun hazırlığı Adnan Yazıcı ve Hasan Hüseyin herkes getirir götürür. O yönetimin bileceği bir iş. Tasarrufunda olan bir iş. Hangi türlü karar verdilerse takdirle karşılamak zorundayız. Yani Adnan Yazıcı gelmedi diye yönetimi küsecek değiliz. Hayır ben o polemiği duydunuz mu diye sordum. Duydum. Ama erken onlar için gelip de takımın başına değil de bence hazırlığını yapmak lazım önceden. Önceden hazır plan program yapmak lazım seneye. Sonuçta dünyanın sonu değil. Üçüncülükte olursak kalırsak 7 maç sonunda yine üçüncülükteyiz. İnşallah. Bal ligisindeysek biz süper amatörü gördük. 8 ay sonra gene çıkar. Çıkarırız hep beraber birlik beraberlik olarak. Yani Molaspor bu olmamalı. Aday belki çıkar mı sizce? Sayın Hüseyin İzamoğlu'nun deyimiyle talibim diyen olursa kongre kararı alırım dedi olağanüstü. Şimdi önce size sorayım, siz aday olur musunuz? Çünkü herkesin kafasında şu var. Önder Kaytar aday olur mu? Hazır bulmuşken size sorayım. Şimdi, aday olur musunuz? Şimdi evet. Bak Cüneyt şöyle söyleyelim. Bir kongre kararı yok. Hüseyin'in verdiği beyanat çok talihsiz beyanat. Yani takım bitik. Para yok, pul yok, hiçbir şey yok. Herkese aklını peynir ekmekli yemedi ki ben çıkacağım, ben talibim. Hadi Hüseyin Nizamoğlu kurtul git, Erol kurtul git. Böyle bir şey var mı? Kongre kararı alırsın, adayı olup olmayacağı belli olur. Ama bak benim söylediklerimi sen yıllar önce yaptığımız programı unutmuşsun. Ben dedim ki ben artık 65 yaşındayım. Artık benim için Muğlaspor iyi bir taraftarım. Sorarlarsa yardımcı olurum. Baskı gelirse? Yok baskı maskı. Ben şimdi sabah bir saat yürüyüşümü yapıyorum. Keyfimi yapıyorum. Kendime ayırmışım günümü. Orada futbolcuyu koş. Transfere koş. Takımı koş. Yok öyle bir şey. Ha, bana gelir. Ben bak çok hevesli bir şekilde Erol'un geçen sene kongresinde. Erol dedim. Altyapıya ayır. Kongrede. Senin yönetime bağımlı 5 kişilik bir yönetim seç altyapıyı. Başında ben gelin. Ben altyapıyı yönetivereceğim dedim. O bile şevkimi kırdı benim. Bitti artık. Kabul etmedi. Görmedi. Kabul etmedi. Velhasıl öyle Cüneyt. Şimdi önümüzde yavaş yavaş soracaklarını sordu. Sona doğru geliyoruz başkanım. Yani şu an yapılması gereken iyi bir planlama. Doğru hoca tercihi, doğru transferlerle. Ama tabii dediğiniz gibi kongre kararı. Şimdiki mevcut başkanın şunu deklar etmesi gerekiyor herhalde. Ben devam ediyorum. Ya da sezon sonunda Mayıs'ta ben kongre yapıyorum. Pandemi de hızla ilerliyor. Belki kongreler yine iptal edilecek. Yani bunun cevabını en kısa zamanda vermek gerektiğini düşünüyorum. Ya siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bakın orada bir ben samimiyetlerine inanmıyorum. Erol'un samimiyetine inanmıyorum. Neden? Ya kongre iptal edilmiş. Bir sürü kongre yapılıyor. Pandemide de artık yani X parti demiyor. Bir sürü birçok partinin genel kurulları yapılıyor. Bu takım başkan istifa etmiş. Biz de bırakıyoruz kardeşim. Kongre yapamazsın. Anahtarı götürürsün valiye. Atar kayyum. Kaderini kendi haline bıraktı. Böyle bir şey yok. Bırakma yok. Hevesliysen şunu yapmak zorundasın. Bak ben bunu buradan Hüseyin Nizamoğlu ve yönetimine sesleniyorum. Takım düşer kalır. Hiç fark etmez. Mayıs'ta olağan genel kurulu yoksa bir sene daha varsa kongreye ki olağan genel kurulu bildiğim kadarıyla Mayıs'ta ben bırakıyorum kardeşim veya devam ediyorum demesi lazım. Aday olacak insanlar bal liginde veya 3. ligde aday olmak isteyen insanların önünü açması lazım. Hazırlık yapması lazım. Neredeyiz? Nisan'dayız. Nisan'a geldik. Mart'ın sonundayız. Nisan, Mayıs, Haziran adam bir hazırlık yapacak. Sağına bakacak, soluna bakacak, topçusuna bakacak. Aday olmayı karar verecek. Başkansız kalmaz mı? Takımı kuracak. Takımı kuracak. Ha diyecek ki rahatlatacak bile. Ben ve yönetimim olağan genel kurulu kadar biz devam ediyoruz diyecek. O zaman da herkes kenara çekilecek. Hüseyin Nizamoğlu. Kulübün başkanı kimse benim başkanımdır. Elimizden gelen yardım neyse maddi manevi herkes kendine tamam. Ben
Cüneyt Arda'nın başkanlığında Molaspor'a hizmet ediyorum demeli diye düşünüyorum. Ha sezon bitti, takım düştü. Altas'ın tarağını ben kongre yapıyorum. Yok öyle bir şey. Hep bunlardan zaten böyle kötü durumda Molaspor. Teslim edeceğini 6 ay önceden deklare etmesi lazım. Hazırlık yapması lazım. Bu aralar değil mi? Bu aralar. Tabii karar... bu aralar. Tam zaman. Ben devam ediyorum ya da bırakıyorum. Ya, Bal Ligi'nde de olsa devam ediyorum. Bırakırsam 3. Lig'de de devam ediyorum deyip hazırlıklarını başlaması lazım şimdiden. Yoksa işte geçen sene 10 gün kalı kongre yapıp 10 günde futbol... Kampa gitmeden takım. Olmaz. Anlıksız. Olmaz. Bu vardı zaten. Bu olacağı kesin belliydi. Ama şunu dua etsin Erol Başkan. Ben şunu söylüyorum. Bu öz eleştirilerde koronavirüs onun imdadını yetişti. Böyle kimseyi kulübü böyle çiftlik gibi yönetip de bırakıp gidemez kimse. Doğru değil. Doğru olmadığını söylüyorum yine. Başkan son soru. Şimdi geçtiğimiz hafta bir konuğumuz Kırsevdin Neşet Taraftarlar Derneği Başkanı Sayın Neşet Polu'ydu. Neşet Polu dedi ki Antalya Spor Başkanı geldi kulüpte Sayın Erol Başkan'la görüştü. Kulübe talip olduklarını şirketleşmeleri gerektiğini, şirketleşmelerinden sonra kulübe talip olduklarını belli bir şeyinde destek vereceklerini söyledi. Bu görüşmeden Molaspor yönetimin red kararı verdiğini, aynı yönetimin Bodrum'la anlaştığını ve Bodrum'un şu an iyi de seviyede olduğunu söyledi. Şirketleşme konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda sizin fikriniz nedir? Şimdi isim vermeden konuşayım gene de. Siz farklı isimler, farklı duyun bunları. Böyle farklı anlatımlar yanlış Mula'da. Şimdi bir kere Antalya'yı alan %49'unu Antalya Spor'u alan bir adam aldı Antalya'yı Rıza'da. Bizim Mula Spor'la hiç alakası. Bodrum Spor'u dedin. Bodrum Spor pardon. Hem Antalya'yı aldı hem de Bodrum aldı. Fikret Öztürk galiba. Evet. Onun alınışı o. O adamın Mula Spor'u talip olmayla hiç alakası yok uzaktan yakından. Turizmci bir adam geldi, gelmiş Erol Başkan'a talip olmuş. Erol Başkan da yönetimiyle birlikte eski başkanları davet etmiş. Siz katıldınız mı? Katılan bir ben, bir de Rüştü Başkan katıldı. Adam net tavırlarını koydu, çizgilerini koydu. Ben dedi devre arası gelmeden 5 tane futbolcu alacağım. Kulübü talibim. Borcun hepsini talibim. 3 trilyon ne kadarsa çıkardınız borca. Adını da değiştirmem adını Muğla Spor olacak. Ama ben hocam, ben yöneteceğim. Göztepe gibi bir model sundu. Tabi orada Erol Başkan hep şunu ısrar etti. Ya biz şimdi buradaki futbolcuların parasını dağıtamıyoruz. Sizin getirdiğiniz futbolcular, siz vereceksiniz parasını. İkili golar olur yürümez dedi. Tabi bunu yapabilmek için de ne Erol'un başkanın yetkisinde, ne yönetimin yetkisinde, ne benim yetkimde eski başkan olarak. Bu genel kurulun bileceği bir iş. Birisi talip olduysa hemen genel kurul karar alırsın. Genel kurul üyeleri gelir, satalım der, şartları bakar genel kurul, parmak kaldırır. Onay verir ya da vermez. Vermez. Orası satılma işi bir kere yönetimin bileceği bir iş değil. Kongrenin ve üyelerin bileceği, karar vereceği bir iş. Aynı model Latif Sepil Mehmet Sepil döneminde de geldi. Orada red kararı çıktı. Red kim veriyor bu kararı dedim ya. Siz nasıl red verirsiniz? Teklifi götürürsünüz. Ha, teklifi götürüp götürmemek yönetimin elindedir genel kurulu. Ve aynen olan iş öyleydi. Erol 500 milyon para istedi o iş adamından. Yani ben devreye kadar götüreyim, ondan sonra her şeyi biz genel... 500 bin liradan bahsediyorum. İşte ben artık eski, rakamlar, eski rakamlardan gidiyor. Öyle bir para istedi. Ben bu devreye kadar bunu döndüreyim, futbolcuların paralarını ödeyeyim. Devre arasında kongreye götüreyim. Adam 500'ü niye versin? Kongrede hayır denirse ne olacaktı? İş, kamuoyu böyle bilgilenmeli, net bilmeli. Siz de bunu yaşayansınız değil mi? Biliyor. Birebir yaşadım. Tabii. Erol Başkan bütün başkanları davet etti. Mehmet Sepil'in ettiği teklifte de aynı şekilde davet etti. Hatta o gün Büyükşehir Belediye Başkanımız, Menteşe Belediye Başkanımız da vardı. Bu Antalya adamın teklifinde de Rüştü Gürsoy'la ben bizzat şahidiz. En son sabaha bırakıldı iş. Adamlar düşündüler, geldiler, bu şartlarda biz kabul etmeyiz dediler. Uğurladı Erol. Ben tanımıyorum çünkü. Peki siz başkan olsanız ne yapardınız? Vallahi Cüneyt, öyle bir soru soruyorsun ki. Ben yaşadığım müddetçe Muğla'nın önüne arkası ne B konur, ne C konur, hiçbir şey konamaz.
Ha, başkan o aday olur musun? Muğla Spor sahipsiz kalırsa, bak ben kesin diyorum, ben hiçbir şekilde Muğla Spor başkanlığını bir daha oturmam. Ama sahipsiz kalırsa da kulübün kapısına kilit vurdurmam. Ben yaşadığım... Kayyum atattırmam diyorsun. Atattırmam. Ben yaşadığım müddetçe ama. Ama hiçbir şekilde kulüpte uzaktan yakından aday olmam. Yine Nefer gibi tarif ederim, gelirim, çağırırlar, bilgi isterler, şunu şöyle yapalım derler. Ben tekliflerimi sunarım. Seçilen başkan veya yönetim uyup uymamak onun bileceği iş. Çünkü mazbata onda, mühür onda. O uygularsa uygular, uygulamazsa uygulamaz. Benim duygularım bu. Ama Muğla Sporluluğum bir daha iddia ediyorum. Ben yaşamımı gözlerimi yummadığım müddetçe hiçbir zaman onu evladım gibi kimseyi de şey yaptırmam yani. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Engin tecrübelerinizi bizlerle paylaştınız. Önümüzdeki haftalarda takımın gidişatına göre sizlerle ya da daha birkaç konumuzla birlikte Muğla Spor tartışmaya devam edeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim, yani çok mesajlar alıyoruz, gerek sosyal medyadan gerekse bizzat telefonlardan. Muğla'da spor sadece Muğla Spor değil. Bunu öncelikle belirteyim. Yani Muğla'da Süper Lig'de oynayan handbol takımları var. Muğla'da Süper Lig'de oynayan basketbol takımları var. Fethiye gibi, Köyceğiz gibi, Yalıkavak gibi Bodrum handbol takımları var. Yani dünya şampiyonu olmuş okçuları var. Milli takım hocalığına getirilmiş Çimokya hocaları ve Süper Lig takımları var. Yani aklınıza şu gelmesin. Neden Muğla Spor? Şu an taze konu olduğu için, yeni başladığımız için birkaç program Muğla Spor'la gittik. Önümüzdeki haftalardan itibaren değişik konu ve konuklarla, branşlarla yine stüdyomuzda sizleri konuk etmeye çalışacağız Muğla TV ailesi olarak. Bu anlamda gelen mesajlardan da bu açıklamayı yapma gereği duydum. Özellikle de tüm branş hocalarımıza, branş sporcularımıza bunu belirtiyorum. Stüdyomuz ve Muğla TV'nin gönül kapısı hepinize açık diyoruz. Sayın Başkan, bir kez daha teşekkür ediyorum. Son cümlenizi alayım. Ben teşekkür ediyorum. Cüneyt, çok biz seninle program yaptık. Bugün bayağı heyecanlanmışım ben. Uzun süre özlemişiz. Veyahut da özlemişiz diyelim. Tabii ki tüm sporcular, bizim Muğla ili sınırlarında spor yapan bütün sporcular bizim sporcularımız. Tabii ki onlar gündeme geldiği zaman en iyi şekilde senin programında yer vereceğini tüm kalbimle biliyorum. İnanıyorum demiyorum. Biliyorum çünkü. Yaşadık daha önce. Ya onlar mutlaka olacaktır. Gündem Muğla Sporu için olduğu için bu program böyle geldi. Diğer programlarda da diğer spor dallarını seyrettikçe büyük keyif alacağız. Öncelikle Muğla TV, Muğla'ya hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Tüm çalışan çocuklara teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere iyi yayınlar diliyorum. Ben bir kez daha teşekkür ederim. Hayatınıza sağlık Sayın Başkan. Sağ olun. Sağ olun. Değerli seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftadan itibaren yine Muğla Spor olur. Elimizin futbol takımları Bodrum Fethiye olur. Değişik branşlardaki takımlarımız, amatör branşlar olmak üzere değişik konu ve konuklarla sizlerin evlerinize konuk olmaya devam edeceğiz. Programın hazırlanmasına emeği geçen kameraman kardeşlerim sevgili Uğur ve Görkem, yönetmenimiz sevgili Mert ve ben Cüneyt Erdan, hepinize Muğla TV ailesi olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.